Hepiniz açılış programımıza hoş geldiniz. Öncelikle böyle güzel bir mekanda bize misafir eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör Bey'e, 2 yıldır aralıksız bir şekilde hakemlerimize kıyafet desteği bulunan Sayın Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuş'a ve bizi yalnız bırakmayan 7. Bölge Merkez Akım Kurulu üyemiz Aysun Akar Hocam'a ve kıymetli misafirlere çok teşekkür ederim. ...2022-2023 futbol sezonunun tüm futbol paydaşlarına hayırlı olmasını diliyor. Kazasız, sakatlıksız, belasız bir sezon diliyorum. Yakın zamanda aramızdan ayrılan camiamızın en sevimli gözlerimiz hocalarımızdan olan İsmail Doğru hocamızı rahmetle anıyor, ailesine başsağlığı diliyorum. 2022-2023 futbol sezonunda Kahramanmaraş futbolunun ve hakemliğini en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Yönetim kurulum ve ilhakem kurulumla birlikte istişare ederek Kahramanmaraş futboluna, Kahramanmaraş hakemliğine nasıl fayda sağlayacağımıza, nasıl ileriye taşıyacağımıza en iyi şekilde çalışıp birlikte karar vereceğiz. 2022-2023 futbol sezonunda Kahramanmaraş'ta Yeni Cüneyt Çakırlar, Fırat Aydınuzlar, Bahattin Duranlar çıkarmak için en iyi şekilde çalışacağız. Kahramanmaraş'ta bulunan genç hakem kardeşlerimize ideal olan, hayal olan, çalışan ve onlara en iyi şekilde rol model olmaya devam edeceğiz. Kahramanmaraş'ı her alanda, her platformda olduğu gibi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle yeni sezonumuz herkese hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi tamam, birliklerimiz burada, tertip komitemiz burada, sporcu üyelerimiz burada, sağlık komisyonları burada, sağlıkçılarımız burada. Hepsine teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadıkları için. Değerli konuklar, Kahramanmaraş hakemliğinin özlemi üst klasman hakemliğidir. Bu özlem doğrultusunda tüm paydaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Tüm paydaşlarımızın içine siyasi paydaşımız da giriyor. Bu desteği her zaman yanımızda olmasını istiyoruz. Bu desteği alırken şunu bir gayemiz, hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü değiliz. Herkesin desteğini bekliyoruz. Bu memleket yani biz camianın içinde 20-30 yıldan beri içindeyiz. Üst klasman hakemliği görmedi. İnşallah bizden sonraki nesiller inşallah görür diyoruz. Kıymetli hakemler, hakemlik aşk işidir, sevgi işidir. Hakemlik bir spor değildir. Üzerine düşen sorumluluğun fazlasını yapan kendisini üst liglerde yer bulacaktır. Yeni sezonda hayalleriniz için farkındalık yaratmanızı bekliyor, başarılar diliyorum. Geceyi düzenleyen dernek başkanımız Adam Şahan'a teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Taban birliklerimiz, tüfatımız, sağlıkçılarımız, sağlık komiserlerimiz, hepimiz bir aradayız. Bu akşamı düzenleyen il hakem kuruluna çok teşekkür ediyorum. Aranızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Kıymetli arkadaşlar, genç hakem arkadaşlar, benim sizden önemli bir isteğim var. Bu memleket hepimizin, bu memleketi çok seviyoruz. Suyunu, ekmeğini yiyoruz. Sizlerden çok çalışıp üst klasmanlarda görmek istiyoruz. Bakın, bizim Süper Lig'de neden bir hakemimiz olmasın? Neden bir güç almayasınız? Ama bunun için çok çalışmanız gerekiyor. Bizler de sizlerin yanınızdayız. Başkanım, ilk defa Kahramanmaraş'ta bir bölgesel hakem kurulu üyeliğini aldık. Bunun daha çoğalması gerekiyor. Daha üst klasmanlarda görmek istiyoruz. Hepinize
saygı, sevgi ve başarılar diliyorum. Sezonumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Kazasız belasız inşallah sezonumuzu tamamlarız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepinize saygı ve sevgi, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Merkez Hakem Kurulu Başkanımız Sayın Sabri Çelik'in selamlarını, sevgilerini sunuyorum. Ben de komşu ilden gelmiş olarak bu bölgeyi çok iyi biliyorum. Ben de kardeş bir şehirdeyim. O yüzden sizi bu şekilde hep birlikte bir arada tüm paydaşlarla görmekten çok mutlu oldum. Bunu her yerde maalesef yapamıyoruz ama anladığım kadarıyla Maraş hakemleri bu konuda çok şanslı. Bu şansınızın da en iyi şekilde kullanıp sahada yansıyacağını düşünüyorum. Elbette ki buradan da Süper Lig hakemleri, yardımcı hakemleri çıkmalı. Daha önce de zaten çok iyi hakem arkadaşlarımız çıkmış. Birlikte görev aldığım Ali Hocam, bölgesel kurulu üyesi, az önce beyefendi bahsetti. Evet, Maraş'ta ilk defa bölgesel kurulu üyesi çıktı. Bu ilklerin devamlılığının gelmesini istiyoruz. Bu tabii ki hepimizin başarısıyla olacak. Sahada siz başarılı olacaksınız. Perde arkasında da, saha dışında da burada gördüğüm protokoldaki bulunan arkadaşlarımız, beyefendiler size yardımcı olacaklar. Ben sizi çok fazla uzun tutup sıkmak istemiyorum. Herkese yeni sezonda başarılar diliyorum. Ha, pardon, unutmadan. Bu hafta Maraş'ta yeni bir aday hakem kursumuz açılıyor. Eminim çok yetenekli, genç, heyecanlı arkadaşlarımız bize eşlik edecekler. Bu konuda tabii ki mevcut hakem arkadaşlarımızın iyi bir yol haritası çizmelerini, onlara destek vermelerini ve onlara rehberlik yapmalarını bekliyoruz. Çünkü biz çoğaldıkça büyürüz, büyüdükçe başarı elde eder. Ne kadar fazla olursa o kadar sahada başarılı olabiliriz. Şimdi ben herkese yeni sezonunda diyeceğim ama sezon başladı. O yüzden devam eden sezonda tüm arkadaşlarıma, hakem arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah sizin için beklediğimiz heyecanlı ve sonu mutlu yeni bir yıl diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. MHK 7. Bölge Sorumlusu Sayın Aysun Akar hocamız bizi kırmayarak çok yoğun mesaisinde bizlere destek verip uzun süre sonra bir MHK üyesinin Kahramanmaraş'a geliyor olmasından onur gurur duyduk. Kendisine teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Görev yaptığım Ali hocamla, ya daha doğrusu birlikte hakemlik yaptığım, şimdi de aynı kurulda, aynı görevde birlikte mesai arkadaşlığı yapıyorum. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Tabii burada daha önce birlikte hakemlik yaptığım hocalarım var. O yüzden Maraş benim için özel. O yüzden duygulanıyorum ve heyecanlanıyorum. Tabii aynı zamanda şairlerin çıktığı bir kent olduğu için herkes çok iyi konuşuyor. O yüzden eksi olarak başladım konuşmaya ama heyecanıma lütfen mazur görün. Başkanımızın da dediği gibi gerçekten biz kardeş şehriz. O yüzden buranın hakemlikteki başarısı bizim başarımız. Nasıl ki bizim başarımız sizin başarınız gibi görüyorsunuzdur mutlaka. O yüzden biz Anadolu olarak hep birlikteyiz. Hep birlikte olduğumuz için güçlüyüz. Tekrar herkese teşekkür ediyorum bu nazik davetiniz için. İyi akşamlar diliyorum.